Merhaba, ben Irmak Soyeri Cora. Şu anki kadrajım için özür dilerim. Çok ani video çekiyorum. Aslında video çekeceğimi düşünmemiştim. O yüzden yanıma mikrofonumu almadım. Ses iyi gelsin diye bunu kullanıyorum. Ve şu anda tatildeyim. Kameram da yok yanımda. Ama hemen acele bir video çekmek istedim. Çünkü biliyorsunuz ki birkaç gündür Instagram kapalı. Ve bunun üzerine birçok kişi tabii ne yapacağını şaşırdı. E-ticaret durdu. Günde 2 milyar TL kadar zarar etmeye başladı sektörler. Şimdi benim hemen size birkaç tane tavsiyem var. O yüzden tatildeyken kaçamak yapıp böyle bir video çektim. Şimdi Instagram kapalı diye oturup küsmeyeceksiniz. Eğer TikTok'a yabancıysanız, YouTube'a yabancıysanız hiç önemi yok. Bir an evvel başlayın. İçerik üreticisiyseniz, video içeriği üreticisiyseniz ve TikTok hesabınız zaten varsa veya benim gibi uzun süredir TikTok'ta hem izleyici hem de içerik üreticisi olan biriyseniz şu anda tam saldırmanız gereken dönem. Aslında yaz dönemlerinde izlenmeler düşük oluyor. Hem YouTube'da hem TikTok'ta düşük oluyor. Ama şu anda Instagram kapalı olduğu için bütün izleme trafiği TikTok'a ve YouTube'a kaydı. Hatta YouTube Shorts'a kaydı. O yüzden eğer zaten hali hazırda içerik üreten biriyseniz, stokta videolarınız varsa, taslaklarda duran videolarınız varsa hiç durmayın. Her gün mutlaka bir tane video yayınlayın. TikTok'a yabancıysanız, YouTube Shorts'a yabancıysanız, CapCut'ı daha önce pek kullanmayı beceremediyseniz ve yeni yeni başlayacaksanız lütfen çekinmeyin. Durduğunuz her gün sizin için kayıptır. Size yardımcı olabilecek birçok videom var. Şimdi buralara linklerini bırakacağım. Bir kere hemen TikTok'ta bir hesap açın. Bir hafta kadar izleyin. TikTok'un doğasını bir anlayın. Ondan sonra da eğer işletmeyseniz, video içeriği üzerine satış yapan bir işletmeniz varsa ya da video içeriği üreticisiyseniz hemen TikTok'larınızı çekip yayınlamaya başlayın. Haftanın her günü bir tane TikTok yayınlayabilirsiniz. Şu anda çok iyi olur, trafik yüksek olduğu için. TikTok'ta 10 dakikaya kadar video çekebiliyorsunuz. Süre bayağı uzun ama tabii lafı gevelemeden çekmeniz gerekiyor. TikTok'la ilgili, TikTok'un doğasıyla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa benim TikTok'la ilgili çektiğim bir sürü videom var. Onları da buraya koyacağım. Eğer siz hala TikTok'u cringe batağı sananlardansanız hemen uyanın. Hiç öyle bir şey yok. TikTok gerçekten iyi kullandığınızda harika bir yer. Algoritmanız iyi oluştuğunda çok eğlenceli bir yer. Ve lütfen rica ediyorum, eğer siz de TikTok kapatılsın, TikTok rezalet bir yer diyenlerdenseniz geçtiğimiz bir yıl içinde bakın Instagram kapatıldı. Hiçbir mecra kapatılmasın. Hiçbir mecrada sansüre ihtiyacımız yok. Çünkü bu şekilde YouTube'da kapatılır. Hatırlarsanız bir 7-8 sene önce 1 yıl 2 yıl kadar YouTube kapatılmıştı. Kapalı kalmıştı uzun bir süre. Hiç bunlara gerek yok. Bakın finansal olarak da etkileniyor ülkemiz. Eğer ki telefonda video editlemek size zor geliyorsa YouTube'a üyelere özel, katıl üyelerine özel tam 14 tane video yükledim. Yeni başlayanlar için CapCut ve TikTok'ta nasıl video editlenir, nasıl kullanılır? Bayağı çok basit bir şekilde elimde kullanarak, bakın screen recording değil, çok basitçe anlatarak, elimde kullanarak, hepsini göstererek eğitim videoları çektim. Bir playliste topladım. Adı yeni başlayanlar için CapCut ve TikTok'ta video nasıl yapılır? Zaten buraya linkini koyacağım şuralara. Beni bilmiyorsanız, ilk defa görüyorsanız hemen kanalımı takip edin. Çok fazla eğitim videom var. Artık eğlence içeriğine de yeme içmeye de biraz yaz bittikten sonra kaymak istiyorum. Eğer TikTok'ta kimi takip edeceğinizi bilmiyorsanız, ne izleyeceğinizi bilmiyorsanız hemen beni takip edin. İrmik İrmak alta yazıyorum. Ayrıca Irmak Soyeri Cora diye hangi mecraya yazarsanız yazın beni bulacaksınız zaten. Benim takip ettiklerimi takip edin, benim videolarımı takip edin. Like'layın, yorum yazın, beğenin. Algoritmanız güzel bir şekilde oluşacak. Ayrıca global olayları da güzel bir şekilde takip edebileceksiniz oradan. Fonda iş makinesi gürültüsü vardı. Çok özür dilerim. Kadrajın dengesine dair hiçbir fikrim yok. Çünkü selfie kameramla değil öbür taraftaki kameramla çekiyorum. Bu videodaki teknik kusurlar için kusura bakmayın. İstanbul'a döndükten sonra her zamanki gibi kameramla ve mikrofonumla birlikte sizle beraber olacağım. İhtiyacınız olan bütün linkleri buraya bırakıyorum. Ayrıca Eylül'den itibaren yeni başlayanlar için TikTok içerik üreticiliği eğitimimi videolu bir eğitim haline getirdim. Udemy'de yayınlanacak. Yani sadece online workshop olarak değil, bayağı Udemy eğitimi olarak da alabileceksiniz.
katıl üyelerine özel olarak ücretsiz erişim kodu vereceğim ben o eğitime. Çünkü buradaki eğitim sadece editlemeye ve uygulamayı öğretmeye yönelik ama Udemy'deki eğitimim uzun, 4-5-6 saatlik bir eğitim. Bir sürü 80 tane videodan oluşuyor. İnanılmaz hızlı bir şekilde TikTok'a adapte olmanızı sağlayacak. Ayrıca o eğitimi alanlar için de online danışmanlıkla yardımcı oluyorum. Bütün bunlar Eylül'den itibaren, okullar açıldığından itibaren olacak. Beni bütün mecralarda takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.